Türk kadın oyuncularının yıldızı son zamanlarda bir hayli parlıyor. Hatta içlerinde öyle isimler var ki uluslararası isimlerin olduğu milyonlarca kişilik listelerde ilk 250'ye giriyor. Türk listesinde ise ilk sıraları aylardır kaptırmıyor. Birbirinden güzel kadın oyuncularımızın başarılarını gelin hep birlikte izleyelim. IMDb'de Türk kadın oyuncuların yıldızı yükseliyor. Milyonların arasında ilk 250'ye girmeyi başaran 12. Türk oyuncu Pınar Deniz oldu. Başardık mı? Pınar Deniz, IMDb'nin Türk oyuncu listesinde birinci sırada. Dünyanın en önemli internet film ve dizi sitesi IMDb'nin Türkiye sıralamasında Pınar Deniz 2 aydır zirveyi kimselere bırakmıyor. Bir olay yaşamışsın. İnsan bir anlatır ya, havasını atar. Son dizisindeki oyunculuğuyla büyük ses getiren Pınar Deniz, bu yükselişiyle dünya sıralamasında da ilk 250 isim arasına girmeyi başardı. 11 milyonu aşkın uluslararası isim arasında 220. sırada olan Pınar Deniz, ilk 250'ye giren 12. Türk oyuncu. Yapmayın Sayın Savcı. Vallahi bu gidişle aşık olacağım size. Türkiye listesinin ilk 3 ismi de kadın oyuncu. Listede güzel oyuncu Pınar Deniz'i birbirinden güzel pek çok isim takip ediyor. IMDb Türkiye listesinde ikinci sırada yine bir kadın oyuncu var. İkinci sırada olan Hande Erçel, dünya sıralamasında da 4089. isim. Listedeki üçüncü isim de son zamanlarda yıldızı parlayan genç kadın oyunculardan olan Aslıhan Malbora. Kusura bakmayın, korkuttum sanırım. Listedeki erkek oyuncuları ayrı bir zamanda ele alırız. Biz şimdi güzellerden gidelim. Listemizin dördüncü kadını Türk oyuncular sıralamasında 11. sırada olan yılların masum güzeli Beren Saat. Ben güzelden anlarım. Beren Saat'i güzelliğiyle herkesin beğenisini toplayan Ayça Ayşin Turan takip ediyor. Türk oyuncu listesinde 13. sırada yer alan kadın oyuncular listemizin 6. ismi Ceylan Gözlü oyuncu Esra Bilgiç. 7. sırada Hazar Ergüçlü. Ölürüm sana. Ölürüm sana. Sekizinci sıradaysa Damla Sönmez var. Türkiye oyuncu sıralamasında 19. sırada olan Demet Özdemir de kadın oyuncular listesinde 9. sırada yer alıyor. IMDb Türk kadın oyuncular listemizin 10. ismi ise özellikle geçtiğimiz yıl Bir Başkadır isimli internet dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Funda Eryiğit. Justin Bieber'dan tepki çeken konser. Attığı her adım olay olan Justin Bieber, Utah konserinde sahneye başörtüsüyle çıktı. Ulan şarkıcı Justin Bieber bunu da yaptı. Sahneye kadın başörtüsüyle çıktı. Adı bugüne kadar pek çok sansasyona karıştı. Yaptığı her hareket olay oldu. Komşusuna tükürdü, paparazilere saldırdı, restoranda kovaya tuvaletini yaptı. Çok ayıp ettin, çok çok, çok ayıp ettin, çok çok. Justin Bieber son olarak Amerika Utah'ta hayranlarının karşısına çıktı. Başörtüsüyle sahneye çıkan Justin Bieber konsere de bu şekilde devam etti. Ulan şarkıcının kadın başörtüsüyle sahneye çıkması İslam'la alay ettiği gerekçesiyle eleştirilere neden oldu. Şener Şen'den hayranlarını üzen haber. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Şener Şen, oyunculuğu gençlere bırakma zamanının geldiğini söyledi. Şener Şen oyunculuğa veda mı ediyor? Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz. Usta oyuncu veliahtı olarak hangi genç meslektaşını gösterdi? Hocam,
Efendim Çekirge. Bize Kung Fu mu öğreteceksin? Hayır Çekirge. Kung Fu. Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Şener Şen yıllar önce yavaş yavaş kabuğuna çekilmeye başladı. Önce televizyon ekranını bıraktı, sonra beyaz perdeden uzaklaştı. Ancak onunla vücut bulmuş onlarca karakter yeni neslin bile hafızasındaki yerini aldı. En iyi cilet budur. Dünyanın bütün meşhurları bununla tıraş oluyor. İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, taçsız Kral Pele, Bakken Bauer, Kaleci Mayer, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar. 79 yaşındaki usta isim pek çok kişinin hayal bile edemeyeceği bir kariyer sığdırdı hayatına. En iyi Türk filmleri listesine bakıldığında görüyoruz ki neredeyse adı geçen her filmde Şener Şen var. Vecihim, bir şey yok ya Vecihim. Hayır Fikret'im. Yaşar Bey, affedersiniz. Özür dilerim, küçük bir kaza oldu galiba. Sonunda yapacağını yaptın, şu evi tepemize yıktın değil mi? He? Ha, aşırısı. Efendim, ziyaretimin sebebine gelince... Biliyorum, kızı isteyeceksin. Ben de biliyorum, siz de vermeyeceksiniz. Beni ben yapan özellikler şöyle diyebilirim yani... Beğenmediğim bir işi yapmamak... yaptığım işi çok ciddi yapmak, önemsemek... Yani mükemmeliyetçilik diyelim. Allah'tan üstümde çakı var. Hemen çektim çakıyı, açtım. Sonra amca? Atladım aslanın üstüne. Karnına tak 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 tak. Ya, çakıyla aslan mı öldürdün? Öldürdüm, öldürdüm abi ya. Bacaklarını ayırdım aslanın. Sus ulan, şimdi ben seni öldüreceğim ha. Palavralarınla çocukların aklını karıştırmasana. Aşk olsun abi ya. Bunca kült filme imza atmak yormuş Şener Şen'i. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide sinemadan neden uzak durduğu soruldu kendisine. Verdiği yanıt hayranlarını üzecek cinstendi. Ulan şurada 141-142 başsınız. Hepinizi ben besleyeyim. Vallahi satarım köyü ha. Şener Şen, çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhada ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum dedi ve emeklilik sinyali verdi. Kırılma be hocam. Elim kırıldı. Hani gör.